Cenab-ı Hak samimi olan kullarından eylesin. Zalimleri kahru perişan eylesin. Dehşet günü, kıyamet günü gözlerin yuvalarından fırlayacağı o dehşet gününe kadar zalimlere mühlet veriliyor. Ama hepsinin hesabı kitabı dürülecek diyor İbrahim suresinde Cenab-ı Rabbül Alemin. Dolayısıyla bu ayet tahtında Mısır'dan Suriye'ye, Irak'tan Tunus'a, Cezayir'den Türkiye'ye, dünyanın dört bir köşesinde zulüm gören, Müslüman olması şart değil, zulüm gören bütün mazlumlara Allah imdad eylesin. Ve bu zulümleri yapan, ismi Ahmet Mehmet Esat olan, maalesef öyle olan bu kafirleri, zalimleri kim ise bunlar, hepsini kahru perişan eylesin. Bunlara lojistik destek veren, parasal destek veren bütün hainleri de kahru perişan eylesin. Bugünkü hutbelerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla bütün mazlumların, Müslümanların canını acıtan, dağılmış beyinler, parça parça olmuş vücutlar, karınlarından fırlamış bağırsaklarını gördüğümüz, küçücük masum bebelerin katledildiği, bu dünyayı zulüm merkezi haline getiren katilleri lanetlemek için bütün Türkiye'de hutbeler bu hafta savaş, mazlum, zalim konularıyla ilişkilendirildi ve bu konularla ilgili okunacak ve bütün zalimlere Kahhar isminin tecelli etmesi için Allah'tan dua edilecek, istimdad edilecek. Cenab-ı Hak daha tekraren söylerken bu mübarek cuma gününde dualarımızı makbul etsin. Bütün yavrulara, masumlara, mazlumlara imdad eylesin. Aziz vatanımızı Yahudinin, kafirin şerrinden mahsunu muhafaza eylesin. Lillahi'l-Fatiha.